arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Güliz. Ben Nina. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bir pazar gününden hepinize merhaba. Birbirinden fazla farklı planların olduğu o pazar günü var ya. İşte o pazar günde biz yapacak bir şey bulamadık. O yüzden böyle spontane bir vlog başlatıyoruz. Lina ile beraber sabah uyandık, kahvaltımızı yaptık, ev toparlandı, çamaşır falan atıldı, serildi. Günün bundan sonrası, yani günün kalanı artık ikimize ait. Evet. Ne yapacağız peki? Ne yapalım? Kurabiye adam yapacağız. Zencefilli kurabiye mi? Hayır, kurabiye adam. Evet, bir kurabiye yapmayı planlıyoruz. Böyle çayın, kahvenin yanına inanılmaz lezzetli, katır kutur ve misafiriniz her geldiğinde soracağı bir kurabiye. Tarçınlı, cevizli kurabiye. Sonrasında neler yapacağız bilmiyorum. Günü tamamen akışına bırakıyoruz. Aslında bugün için bir piknik planımız vardı. Ayhan'ın son anda başka işleri çıkınca onu iptal ettik. Kızım, bir izin verir misin konuşmama? Tamam, hadi sen konuş, ben konuşmayayım. Anlat bakayım. Bir dinlesene. Atıya badanları yaptık bütün. Yani da evimi sözledin. Demişti tabii. Madenesi de verdik. Ben seneye başta söyledim. Annem de devam bu diye bit diye annem. Ha sen de. Temizlik yapayım, makarna yapayım. Tamam. Kurabiye yapayım. Tamam anne, ben de. Tamam anne. Hadi bakayım mutfağa. Ay, bugün üstüne inanılmaz bir yorgunluk hali var. Yani hani şey derler ya, ölü toprağı var gibi. Elini kolunu kaldırasın gelmez. İnanılmaz bir halsizlik ama böyle asla geçmeyecekmiş gibi. O yüzden ben kalktım, şöyle bir saçımı düzleştirdim. Yüzüme gözüme bir şeyler sürdüm biraz. Daha iyi hissetmek için. Bir de kahve içtim. Geçti mi geçmedi. Ama bir şeyler yapmak için direniyorum. Onu üstümden atmak istiyorum. Son tarhana bükücü. Kurabiyemizi yapıyoruz şimdi. Yener ile beraber yapacaktık. Niye bir türlü şu videolarda Yener ile beraber kurabiye yapmak nasip olmuyorsa, Yener beni babasını görünce sattı arkadaşlar. O yüzden kurabiyeyi tek başıma yapmak durumundayım. Malzemelerimi şöyle hazırladım. Instagram'a story atmak içindi bu. Şimdi hızlıca tarife geçiyorum. 250 gram kadar tereyağı ya da margarin. Oda ısısında bir margarin. 1 adet yumurtanın sadece akı. 'Bu arada yumurta bana ait değil arkadaşlar. Yumurtam yoktu. Komşudan aldım. Ben organik yumurta almaya devam ediyorum. Kümes hayvanlarından üretme yumurtalar almamaya direniyorum. Almayacağım da. Yazık, o hayvancağızların yaşam şartlarını bir görseniz, o kadar kötü ki ben ilk gördüğümde çok kötü olmuştum ve gördüğüm andan itibaren kümes ve besi hayvanlarından üretimi olan yumurtaları almayı kesinlikle kestim. Sadece köy yumurtası, organik köy yumurtası alıyorum ya da gezen tavuk yumurtası. En azından hayvanlar açık alanda. Ama kümes hayvanlarında üst üste raflar halinde hayvanlar birbirlerini yiyorlar artık stresten ve kapalı alanda hiçbir şekilde güneş görmüyor. O kadar kötü ki çok üzülmüştüm. Bence herkes buna dikkat etmeli. Arada fiyat olarak da uçuk bir fiyat yok. Yani dörtlü kümes hayvanının yumurtası 5 liraysa dörtlü organik yumurta da 8 lira mesela. Yani çok az bir fark var. O hayvanlara bunu yaşatmaya kesinlikle değmez diyorum ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı pudra şekeri. Ya bunu çok koymayacağım. Kurabiyeler çok şekerli oluyor. Çok şeker de sevmiyoruz. Normal tarifte 1 çay bardağı ama şöyle ben 1 çay bardağından bir kaşık falan eksik koydum bilginize. Şu fazla oldu. 1 çay kaşığı tepeleme tarçın, 1 tane vanilya ve 1 pakette kabartma tozu ekliyorum. Hello, kameramı kontrol ediyorum yayında mı diye. Eklediğim malzemelerimi karıştırıyorum. Yavaş yavaş unumu da ekleyeceğim. Az az ekleyerek kıvam alana kadar yoğuracağım. Hamurum şu anda şöyle bir kıvam aldı ve ben şöyle yakından göstereyim biraz. Şöyle bir kıvam aldı ve ben cevizlerimi ekleyeceğim. 1 su bardağı ceviz. Bunları robotta çektim. Şu an tam istediğim gibi bir kıvam yakaladım ve bunları küçük küçük yuvarlayıp şurada 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve 2 tatlı kaşığı tarçın var. Ona bulayıp tepsime hızlıca dizeceğim. Daha sonra 160 derece fırında 25 dakika pişmek üzere göndereceğim. Kurabiyelerim fırında pişerken aslında akşam yemeği yapmak istemiyordum ama sonradan aklıma bir şey gelince şöyle bir hızlısından yapayım dedim. Kıymamı kavurdum ve içine robotla çektiğim soğanlarını ekliyorum. Evde soğan doğramayı hiç sevmem. Yeşil fasulyemin içinde biber ve domatesi de var. O yüzden ekstra biber ve domates eklememe gerek yok. Fasulyemi de hop ekledim. Kurabiyelerim pişti. Mis gibi kokuyorlar, mis. Hemen bir termos bardağıma kahve demliyorum. Efendim? Kaydıraktan mı kayacaksın? Durdurayım mı? Ben de çocuk getirmeseydim daha iyiydi galiba. Hadi kay bakayım. Tadı aşırı güzel. Yumuşacık, çok hafif. Güzel kurabiye mi yaptın? Tarçınlı kurabiye. Ye bakayım. Düştü mü? Evet. Tamam, başka al. Ye bakayım, tadına bak. Tadına bak. Güzel mi? Beğendin mi? Peki ben bu soğan ve kıymayla ne yapıyorum? Eve geldik, şimdi kurabiyeyi biraz yakından göstermek istiyorum. Hemen aslında böyle bir tuhaf duruyor ama bence görüntü kalitemin kötülüğünden kaynaklı. Bir kere daha tutarsınız yok. Normalde çok yani görüntü olarak da güzel bir kurabiye, öyle değil. Kıyma vardı. Hemen anneciğim işi açar mısın? İçine soğanlarımı ekledim, tamam, sıvı yağımı ekleyeceğim, üstüne fasulyemi ekleyeceğim. Baharatlar, su ve hop. Sonrası artık kendi kendine pişmeye bırakıyoruz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Şöyle içini bir türlü gösteremedim. Ama çok lezzetli yani. İşte az şeyden çok şey anlayın siz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ekledim. Onu da azıcık kavurduktan sonra yeşil fasulye Ayhan'ın en sevdiği yemek. Ve sulu sulu yemeği seviyor. O yüzden ben suyunu bir tık fazla koyuyorum. Pişmeye bırakıyorum. Pişmeye yakın tuzunu ve baharatlarını ekleyip soğuduktan sonra servis ediyorum. Ne bu anneciğim? Tarhana. Seviyor musun tarhanayı? Seviyorum. Ye bakayım nasıl yeniyormuş. Arkadaşlar benim saklama kabına birkaç tane aldım. Lina'yla hızlı bir park keyfi yapacağız çünkü söz vermiştim. Şöyle bunlar bizim için yeterli şimdilik. Dövme ve pilavdan yapılıyor. Katkısız, tamamen organik ve çok sağlıklı bir cips. Bunun bir de geçen videolarımda firik göstermiştim. Firik halini yani yaş halini. Ben yaş halini çok seviyorum. Çok da lezzetli buluyorum. Aceleyle çıkıyoruz. O kadar belli ki terliklerine kumlar giriyor. Onları temizleyip bayağı sinirli. Ceviz alıyorlar. Evet, tarhana, ceviz. Misafir geldi mi çaydan sonra ya da çayla beraber sofranın olmazsa olmazıdır mesela. Ama sözümü tutmak adına bunu yapmalıydım. Ben ne yapacağım o sırada? Kutur kutur bir şey yiyor. Şöyle mini bir keyif. Bir şeyi bana diyor ki ufacık zamana bir takım şeyler sığdırıyorum. Ve o arada kendimi de unutmamam. Aklıma gelebilecek her şeyi sayıyorum. Ya diyor ki bu çok kolay. Bunu herkes biliyor diyor. Ya ben dedim ki aklıma gelmiyor dedim. Bayağı da zorladı söylemem için. Ya aklıma başka bir şey gelmiyor dedim. Sen söyle dedim. Ya tarhana dedi. Tarhana deyince ben tarhana ne? Tarhana. Hayatımda ilk kez duyuyorum. Yani çorbasını bile bilmiyorum. O kadar. Şekerini iyi ki biraz az koymuşum. İnanılmaz güzel. Hafif ve puf puf. Çok beğendim. Evet arkadaşlar. Ben sevdim. Şövalyeyi de çok seviyor. Normal cipstense böyle sıfır katkı, sağlıklı bir şey yemesi. Kahveye de ayrı bir yakıştırıyorum. Ya kahve çeşidi ne olursa olsun yanına gönül rahatlığını yapabilirsiniz bence. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sözde kalsın diye demiyorum. Destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Görüntü kalitemi görüyorsunuz. Bazen benim aşırı canımı sıkıyor. Gündüz çok iyi ama akşamları bayağı bozuyor. O yüzden kendime acilen bir vlog kamerası almalıyım. Ama ondan önce ne yapmalıyım? YouTube'da kendimi biraz aşmalıyım. Ya da biraz izlenme sayılarım olsun. Yemin ederim. Tadına baka baka. Şimdi bir tepsi kurabiyeyi bitireceğim. Ama odaklamıyor. Böyle. Telefon odaklamıyor. Sinir oldum.